Bence bunları yalnız bırakmakla hiç iyi etmedik. Dur bakalım altından ne çıkacak. Arkadaşlar. Ne yaptınız ya İskender? Tarihin en iyi okçusu. Tozkoparan İskender. Bundan sonra Mavi Ay'ın yedek okçusu. Karşınızda. Ne? Vallahi takımdaki yedeğimin Tozkoparan İskender olacağını bilseydim çoktan kolumu kırardım. Aa. Siz ne yaptığınızı farkında mısınız acaba? Onlara dersini her meydanında vereceğiz. Siz rahat olun. Olmaz. Neden? Ya siz Salih Hoca'yı hiç mi dinlemediniz? Buna hayatta izin vermez. Aynen ya. İskender'in yaptığı atışları görmediniz mi? Hedefleri yıkıp geçiyor. Herkesin dikkatini çeker. Ağam kızacaksa işler değişir. İyi tamam öyle olsun. Üçümüz gidelim. Seçmelerde de rezil olalım. Üstüne üstlük bundan sonra okulu yaygara yönetsin. Ve her zaman bizimle dalga geçsinler. Ne güzel. Mesele iki ucu tezekli çomağa döndü. İşi kadere bırakacağız. Yazı gelirse takımdayım, tura gelirse yokum. Yeni çocukta bir şeyler var. Evet. Biraz saflık, biraz şapşallık ve bir tutam da avanaklık. Sonuç, çakma Tozkoparan İskender. Yalnız mavi tavuklar bununla çok sıkı fıkıydı. Onu takıma almasınlar. Ben o saptırayım, eline ok aldığından bile şüpheliyim. Eline yay versek, elbise askıslanıp ceketini asar herhalde. Ayrıca Ayberk bebeğim, gerçek Tozkoparan İskender gelse bile bizi asla alt edemezler. Zaten gerçek Tozkoparan İskender diye biri yok. Bugün Mavi Ay'ın bittiği, kasırganın yükseldiği gün olacak. Neye bakıyorsunuz siz? Hey çocuk, sana bu şarkım, dön bak sözlerime. Yönünü bilmeyen ok gitmez hedefe. Geliyorlar, dikkatli bak, kendine güvenen şu ekibe. Göreceksin Mavi Ay doğacak gökyüzüne. Tozkoparan, Tozkoparan, var mı ondan uzağa atan? Tozkoparan, Tozkoparan, var mı ondan uzağa atan? Yok! Yayımı gerdim, kaç kez attım. Emin adımlarla gitmek için ilerim. Bu okçuluk bize miras ve alın teri. Hedefim! Ay İskender bebeğim, sen bu şapşallıkla nasıl yaşadın acaba? Ne konuştuk? Takmıyoruz. Doğru, takmıyoruz. Onlara cevabımızı okumuzla, yayımızla gösteriyoruz.